Sevgili izleyiciler, Miraç gecesinin sabahından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Kudüs'teyiz, Zeytin Dağı'ndayız. Etrafı mübarek kılınmış bir mekandayız. Ve son gecemizin sabahındayız. Artık bu akşam Ankara'da olacağız inşallah hep beraber. 170 kişilik ekibimizden bir grupla bugün güneşi karşıladık. Son günümüze güneşin doğuşunu temaşa ederek başladık. Ben 3 gündür bu temaşayı yapıyorum. 2 gündür yapayalnızdım. 3. gün bana eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de malum haliniz Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Mağribeyn, Rahman suresinde o iki doğunun ve iki batının Rabbidir. İşte Cenab-ı Hak, yani bu çeşitli tefsirleri var. Hocam tefsir dersleri veriyor. İki doğu, yani ay ve güneş Allah'ın iki ayetidir. Dolayısıyla ayın ve güneşin özellikle doğuşlarına dikkat çekiyor. Ve işte biz Rabbimizi iki doğunun ve iki batının Rabbi ünvanıyla tanımış oluyoruz. Bu doğuşlara şahit olduğumuz zaman. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Çok dikkat çekiyor. Mesela birkaç tanesini izninizle. Rabbus semavati ve Rabbul ardı ve Rabbul meşarik. Rabbus semavati vel ardı ve Rabbul meşarik. Göklerin, yerin ve doğuşların Rabbi diyor. Yine fela uksimu bil hunnesil cevaril künnes ve leyli izâ asase ve subhi izâ teneffes. Yani kayan yıldızlara, seyyar yıldızlara, geride kalan geceye ve ağaran güne and olsun diye Cenab-ı Hak bir şeye yemin etti mi ona dikkatimizi çekmek için yemin ediyordur. Böyle Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ettiği hususlardan birisi de ilahi yemin, kasemat-ı Kur'an'dan birisi de bu doğuşlardır. Yani gecenin gündüze geçişi. Yani bu çünkü büyük bir olay, büyük bir hadise. Cenab-ı Hak dünyayı döndürüyor. Buna şahit oluyor. Yani kocaman dünya. Şimdi dünyayı döndürüyor deyince izninizle bir şey daha hemen sizinle paylaşayım. Şu ayetler çok beni düşündürdü. Allah size geceden sonra işlerinizi rahat yapabileceğiniz, aydınlanacağınız bir gündüzü getirmeseydi, Allah'tan başka size gündüzü getiren kim olacaktı? Geceyi gündüze kim çevirecekti? Sonra Allah gündüzü daim kılsaydı, uzatsaydı, ebedileştirseydi, size istirahat edeceğiniz, dinleneceğiniz bir geceyi ondan başka kim getirebilirdi? Değil mi? Hakikaten yani bu dönüşüme, bu kainattaki dinamizme şahit olmaktır. Allah'ın kudretine, azametine şahit olmaktır. Birlikte şahit olduk. Ben birçok ülkemizde de yüksek yerlerden güneşin doğuşunu izledim ama burada Zeytin Dağı'ndan beraber izledik. Elhamdülillah. Evet sevgili dostlar, çok değerli hocalarımız var. Ben hemen bu doğuşla birlikte bu son günümüz, belki bir daha fırsat bulamayız, bu Kudüs gezimizle alakalı sizden yorumlar rica edeceğim. Nasıl buldunuz? Ben de ilk defa geldim. Zannediyorum herkes burada ilk defa geldi. Kudüs ve Kudüs'te gördüklerini size neler söyledi? Hayrani Hocam'dan başlayalım. Sevgili dostlar, Hayrani Hocam benim İlahiyat Fakültesinden tez hocam. 1979'da İlahiyat Fakültesine girmiştim. 84'te mezun oldum. Tez konum da hocam hatırlamaz. Kainatın düzeni ve yaratılış gayesi idi ana başlık olarak. Efendim tabii 84-83'ten beri 28 sene geride kaldı. Yıllar, ay gibi, aylar, gün gibi geldi geçti. Hocam emekli oldu 3 seneye yakın. Şimdi tefsir dersleri veriyor Ankara'da. Hizmetlerine devam ediyor. Evet sayın hocam, sizin duygularınızı alayım öncelikle. Tabii önce şöyle bir tahsihte bulunayım. Şimdi Amerikalılar NASA iki güneşli bir galaksi tespit etmiş. İki tane güneş var.
Yani biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde söylediği hususlardan bazılarını ilmin genişlemesi, ilerlemesi ile daha iyi anlıyoruz. Çok güzel. Rabbül Meşarik ve Rabbül Magaribi nasıl anlayacağız henüz bilmiyoruz. Ama işte doğuşların, batışların veya doğuların, batıların Rabbidir diye yorumluyoruz. Şimdi burada da Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın karşısında Kubbetü Sahra'nın yakınında. Yaman'ın yamacında yakınında efendim güneşin doğuşunu seyrediyoruz. Mutlaka Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu gibi ayetlerinden bize bahsediyor. O ayetlerden bazıları da işte fiziki ayetler. Güneşin doğuşu, batışı, efendim ay, yıldızlar, biraz önce sizin okuduğunuz ayet-i kerimeler. Şimdi biz buraya Kudüs'e Efendimizin miraca çıktığı yere gelmeyi arz ettik. O aşk ile, o iştiyak ile geldik buraya. Allah'a şükürler olsun ki onu da idrak ettik dün akşam. Tabii Kudüs'te miracı veya miraç kandilini kutlamak fevkalade güzel bir olay. İnsanı duygulandırıyor. İnsanı alıyor, Efendimizin bulunduğu zamana götürüyor. Ve akıllara durgunluk verecek olayı bize hatırlatıyor. Bir anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelip oradan efendim göklere çıkıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bizi Peygamberimizin ne kadar yüce bir insan olduğuna, onun Allah katında ne derece kıymete haiz bir peygamber olduğuna dair bir fikre ulaştırıyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'in söylediği tarzda, yani Allah Teala'nın bize bildirdiği veçile, Efendimiz yüksek ahlak üzere yaratılmış. Efendim Allah'ın, meleklerin kendisine salat ve selam getirdiği çok büyük bir peygamber. Böyle bir peygamberin ümmeti olmaktan iftihar ediyoruz. İnşallah o ahiret hayatında ümmeti dediği zaman biz de onun o ümmetler arasına katılırız. Onların arasında bulunuruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Kubbetü Sahra'nın içinde bulunan o kayanın üzerine basıp miraca yükseldiği zaman efendim mutlaka kendisine eşlik eden melekler çok kutlu bir peygamberi gökyüzüne götürdüklerini biliyorlardı. Ve biz de o duyguları yaşayalım diye buraya geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göklere çıkması, uruç etmesi fevkalade önemli bir olay. Bize şunu da ifade ettirdi, anlattı, ifade etti. Yani madem ki namaz müminin miracıdır, biz de burada onun namaz kıldığı, peygamberlere namaz kıldırdığı Mescid-i Aksa'da, Süleyman peygamberin yaptığı başlangıçta, mabette ve daha sonra Müslüman hükümdarların inşa ettiği, ecdadımız Osmanlı'nın da katkıda bulunduğu bu Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmaktan, Miraç gecesini kutlamaktan fevkalade mütehassis olduk, duygulandık yani. Efendim, ve Rabbimize şükrettik. Gene de şükrediyoruz. Şu güneşin bizi aydınlattığı gibi inşallah bu Miraç gecesi de bizim kalplerimizi aydınlatmıştır. Allah bize o nuru versin. Ve biz daha nice Miraçları burada kutlayamasak bile burada edindiğimiz aydınlıkla kutlayalım. Vatanımıza, milletimize, dinimize, imanımıza, bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı insanlar olalım. Teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara İlahiyat Fakültesinden emekli hocamız Profesör Hayran Altıntaş hocam duygularını aktardılar. Hemen böyle hocam sizi alayım. Buyurun. Gazi Üniversitesi'nden Ahmet Battal hocamız. Akşam beraber Mescid-i Aksa'nın içinde de dışında da sohbetlerimiz oldu. Ama buradan böyle yüksek bir yerden daha önce güneşin doğuşunu böyle temaşa ettiniz mi? Öncelikle buradan başlayarak hemen duygularınızı alalım. Evet, daha önce de Nemrut'tan bunu denemiştik. Ama burada bir farklı, burada daha güzel. Çünkü burada bir manevi hava var.
Orada Nemrud'i bir hava varken burada peygamberi bir hava var. Bu peygamberi havanın nasıl bir şey olduğunu doğrusu dün akşam daha iyi anladım. Sebebi şu, bir arkadaşımızla sohbet ederken bu seyahatle ilgili değerlendirmelerini yaparken kendisi dedi ki, ben dedi gelirken turist gibiydim, dönerken inşallah hacı gibi olacağım dedi. Maşallah. Evet. Buna katkı yapan en önemli hususlardan birisi belki şimdi kendisini konuşturmanız gereken Hacı Mustafa abi, Mustafa amca. Çünkü bu yaşında, 80 yaşında, tabiri caizse belki bir güzel benzetmeyle Eyüp el-Ensari Hazretlerinin ahiret için fetih seyahatine çıkması gibi. İstanbul için. Evet. Ahiret için fetih seyahatine çıkmış. Dünyevi bir fetihi yok orada. Onun niyetinde öyle bir şey olamaz. Kasten söylediniz yani ahiret tabirini, ben sürçme anladım ama. Ahiret için fetih seyahatine çıkmış. Dünyevi bir beklenti düşünen insanlar Eyüp el-Ensari'yi genç birisi olarak hayal ederler. Yaşlı birisi fethe çıkınca bu demektir ki dünyevi bir fetih değil o fetih. Aynen onun gibi bu ziyaretin de dünyevi turistik bir seyahat olmadığını bize en iyi şekilde gösteren Hacı Mustafa amca. Bence onu dinleyelim yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hacı Mustafa amca buyurun. Gel bakalım. İçimizde en delikanlı sevgili dostlar. Yaşınız kaç? Yaşım 81. Maşallah 81 yaşındasın. Evet. Nasıl bir duyguyla buralara geldiniz? Ve Allah'ın izniyle geldik ve sizin gibi bir kimselerle görüştük. Cenab-ı Hak'tan 20 senedir istiyordum, bugüne sahip olduk. Allah da sizden razı olsun. Kendim eski inşa üzerine ve okumuşum ve tapuları okurum nüfusu ve Cihan kaleminin verdiği fermanları da mütalayla okurum. Benim işte ancak ve Paris tefsürü, dilim değil ama tefsür, Paris tefsür etmiştir. O fıkıh kitaplarını da Arapça ve Farsça okurum. Maşallah. Burada Kudüs'e gelmeniz, buraları görmeniz sizi mutlu etti mi? Yani bu ahir ömrünüzde. Mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. Sebap olandan da, vesile olandan da Allah iki cihanda yokluk göstermesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Amca, hoşça kal. Evet amca delikanlı, böyle hepimizden ileride gider efendim, yürür koşturur, bize de şevk verir. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun, sizi alalım hemen oradan itibaren madem devam edelim. Ben hocamı tanıyorum ya, çok meşhur birisi hocam. Fikret Sönmez, sizin duygularınızı alalım hocam, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala aleyhi ve sellem ecmain. Efendim, lisel kabir kel ayen diyorlar. Gerçekten tabii Mescid-i Aksa yıllardır bu yaşa geldik. Hep özlemini çektiğimiz bu duygu, düşüncelerimizi ifade etmek çok zor bugün şu an için. Bir defa bu şey vesile olan, ben şahsen hayrani kardeşim kanalıyla haberim oldu. Üç gül turizmde. Tabii üç benim turizm. Üç Gül turizmde Ateşgül tarafı da var. Üç Gül, hakikaten üç güller bunlar. Dedelerini, büyük babalarını tanımıştım. Tanıma şerefine ayrılmamıştık. Hulusi Ateş hocamız, Allah rahmet eylesin, 76 yılında tanımıştım. Personel İdare Başkanıydım o sırada. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Çok özel tabii hatıralarımız var kendileriyle. Böyle torunlar yetiştirsin, Allah ona rahmet eylesin. Tabii o duyguları ifade etmek burada çok zor. Güzel insanlar, güzel işler yapıyorlar. Önce onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için. Siz de böyle tabii unutulmaz bir hatırayı resmetmiş oluyorsunuz bugün işin doğuşu sebebiyle. Allah razı olsun. Mescid-i Aksa tabii üç mescitten bir tanesi olması sebebiyle malum Ümmül Kura da denilen efendim Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke, birincisi, ikincisi Medine, üçüncüsü Mescid-i Aksa. Ama yerle gök arasında münakaşa olduğu ve fakat Medine'nin bunu kazandığı ifade edilir. Niye? Çünkü Efendimizi çünkü barındırdığı için gök ehli bu işte mağlup olduğunu duyarız. Çünkü Adem Aleyhisselam da bildiğiniz gibi işte
Ya Rabbi diyor, yani onun yüzü sürmetine işte şeyimizi affet denildiğinde, yani nereden anladın diyorlar. Cennetin kapısında la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıldığını gördüm. O sebeple diyor, anladım ki bu bir önemli birisidir. Yana bak, onun şefaati yüz hürmetine inşallah hepimizi af eder. Tabi hakikaten burada 7-8 peygamberi bir defa ziyaret nasip oldu. Benim şahsen en çok arzu ettiğim bunlar içerisinde İbrahim Aleyhisselam'dı. Onu da dün gerçekleştirdi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak onların şefaatlerini, sizlerin de istirhamlarını kabul buyursun diyor. Bu güzel seyahatin inşallah rızasına muvafık olduğunu düşünüyorum. Benlerin yani, da İbrahim'in, evet, 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 aynen, işte, aynen, çok doğru. Bildiğiniz gibi o başlı başına bir ümmet olarak tarif ediliyor. O çok önemli, özellikle yani, çünkü hayatı öyle, hayatı seniyeleri öyle geçmiş. Cenab-ı bizi de o idrake ulaştırsın diyorum. Tabii söylenecek şey çok aslında. Hayran Bey kısa kesti. Hayran Bey'in kısa kestiği yerde benim uzatmam çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Allah birlikte olduğumuz kardeşlerimizin hepsinden, sizden ve Dost TV'den ve bu işi gerçekleştirmemize vesile olan, evet, Üç Bey Turizm'den ebediyen razı olsun diyor. Hürmetler mazlediyorum. Fikret Sönmez benim isim, memleketim Denizli. Ben Denizli'de 60-64 Ankara İlahiyat mezunuyum. Aslında tıbbı kazanmıştım fakat dinimi öğreneceğim diye ilahiyata gittim. Bizim çünkü din dersi görmedik. Bizim nesil 50'den önce okula başlayanlar din dersi görmemiştir efendim. Onun için 50'den önceki şey olanları, ben şahsen çok din düşmanlıklarını çok görmem. Çünkü öyle bir fetret döneminden geldik biz yani. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Fikret Sönmez hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle konuşmayanlara yönümü döneyim. Evet, burası bitti. Hocam buyurun. Size hemen şöyle isterseniz kalkmadan oturduğunuz yerde kısa kısa önce kendinizi tanıtın. Çünkü hocalarım ben tanıttım ama sizin isminizi ben hatırlayamadım. Yusuf Eren ben. İmam-ı Haramayn Resulü Sagrayn Seyyidil Kevneyn ve Nebi Zişan Efendimizin mübarek ve mukaddes nesliyle birlikte burada miracı kutlamak gerçekten harikaydı. Yani. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah'ım her zaman onları başarılı kılsın. Çok mutluyuz. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldiniz. Ankaralı mısınız? Karabüklüyüm. Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum halen. Peki. Minnettarız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hemen hocam o zaman kalkın bir zahmet. Siz de şöyle merkeze. Hemen sizi tanıyalım. Normal bir adamış. Murat Bostancı. İstanbul'dan katıldık biz bu geziye. Uzun zamandır böyle bir gezileri arzu ediyorduk. Çok şükür Allah'ın izniyle Üç Bey Turizm sayesinde böyle bir yerlere gelip buraları gördük. Buraları döndüğümüzde anlatmakla olmuyor. Herkese görmeyi tavsiye edeceğiz. Görerek, yaşayarak, daha sık gelmeyi arzu ederek anlatacağız. Rabbim herkese buraları görmeyi nasip etsin. İslam şuuruna erdirsin hepimizi inşallah. Ve bu şekilde bu ziyaretten çok memnun olarak ayrılıyoruz. Diğer tüm dostlara burada bu geziye katılmalarını arzu ederim. Teşekkür ederim. Peki, biz de teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Fikret Sönmez hocam da söyledi. Leysel haberu kel ayan mıydı hocam? Ya bir şeyi haber olarak işitmek, bizzat görmek derecesine çıkmaz. Görmenin tadı yeri bambaşka. Abi buyurun. Hemen kendinizi tanıtın. İsmim Mustafa Gülşen. Çorumluyum. Çorum'da iş adamıyım. Öncelikle bu güzel seyahate vesile olan Fikret Sönmez abimize ve Hayran hocamıza teşekkür ediyorum. Özellikle Allah razı olsun. Onlar vesile oldular. Nasip eden Rabbime de şükürler olsun. Seyahatimizin 4. günündeyiz. Miraç gecesinin sabahında hakikaten Zeytin Dağı'nda güneş izledik ve sizlerle buluştuk. Her şey 4 gün boyunca çok güzeldi. Tabii gelişteki duygu ve düşüncelerimiz çok daha öteye geçti. 4 günlük seyahatimizin başarılı olmasında, yani olumsuzlukların olmaması da belki bizim bu duygularımızı artırdı. Üç Bey Turizm'e sahipleri, çalışanlar olarak ciddi bir çırpınma içerisinde olduklarını gördüm kusursuzluk adına. Allah kendinden razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah gelmeyenlere de nasip etsin diyoruz. Gördük Kudüs'te Miraç akşamında Mescid-i Aksa hakikaten
bizim arzu ettiğimiz bir yoğunluktan biraz uzaktı. İnşallah Türkiye'de de Kudüs algısını artırmak için hepimiz nefer düşüncesiyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir nokta. Dinimiz açısından, bizler açısından teşekkür ediyorum hocam. Peki, Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ederiz. Selamun aleyküm. Amasya'dan katılıyoruz. İsmim Levent Taştepe. Ben güneşin doğuşuyla alakalı içimden gelen şöyle bir duygu var. Allah insanlara çeşitli nimetler verir, inanan inanmayan herkese. Ama iman gibi büyük bir devleti Allah herkese nasip etmez. Bu vesileyle güneşin doğuşu da bu imanın artmasına, yükselmesine, yücelmesine bir vesile oluyor. Allah bunlardan ibret alıp tefekkür etmeyi nasip etsin herkese. Bu anlamda Dost TV'ye de teşekkür ediyoruz. Ve burada çok değerli abilerimizle beraberiz. Onlarla beraber olmak, bu yolculuğa çıkmak ayrıca gurur verici ve mutlu edici. Allah herkesten ve hepsinden razı olsun. Teşekkür ederim. İnsana Cenab-ı Allah rızkını garanti etmiş. Ama rızkı alırken de, vesile olurken de güzel şeylere, hayırlı şeylere vesile olmanın gerekli olduğunu düşündük. Kardeşlerimle daha önce Kudüs'e geldiğimizde buranın Filistin'de bir cami olmadığını, Müslümanlara emanet edilmiş birçok mübarek mekanın olduğunu ve buraya sahip çıkılması gerektiğine inandık. Türkiye'de ilk kez Ankara'dan direkt olarak buraya bir uçak kaldırmaya niyet ettik. Rabbül Alemin bu noktada bizlere kolaylıklar ihsan buyurdu. Ve elhamdülillah buraya geldiğimizde bu şükrümüz bir kat daha arttı. Çünkü gelen ekibimizde hepsi birbirinden değerli ilim insanları, gönül aşıkları, yaşının ve fiziksel şartlarının ona verdiği durumun üstüne bir gayret göstererek örneğin sabah namazlarına 3 otobüs olan bir kafilede bir otobüs ya gider ya gitmez. Elhamdülillah biz bütün sabah namazlarına 3 otobüs gittik. Bu şoförlerin bile dikkatini çekmiş. İhlaslı bir toplulukla burada olmak da bizim için bir şeref. Onlara hizmet etmek bir şeref. İnşallah benim Türkiye'deki izleyicilerimizden ricam Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, buradaki şeyleri yerinde görsünler. Burada ibret alınacak birçok hadise var ve hayatımızda değişiklikler olacak. Tabii imkanı olanlar öncelikle hacca gitsin diyoruz. Sonra Ümre'ye gitsin diyorlar. Üçüncü olarak da Kudüs'e gelsin diyoruz. Çünkü hadiste verilecek sevap katı olarak bu sıra verilmiş. Ama üçüncüsü. Ben şunu öğrendim burada, yani, tabi bilmece olarak da bir programda aktardım dinleyicilere. Hocam bir bilmece. İkinin biri, ikinin ikisi, üçün üçü nedir? Yani ikinin biri, iki kıblenin birincisi. Kudüs biliyorsunuz, Mescid-i Aksa. Ondan sonra ilk iki mabedin ikincisi. Kabe'den sonra, Mescid-i Haram'dan sonra ikinci büyük mabed, Süleyman Mabedi, Beyt-i Makdis. Üçün üçüncüsü de sıralama olarak, kategori olarak, prosedürdeki yeri olarak, değil mi? Mescid-i, evet. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra Kudüs Mescidi geliyor. Evet, fazilet noktasında da burası işaret edilmiş. Aslında tekrardan keşfetmeye gerek yok. Verilen bilgiler doğrultusunda, hadisler ve ayet-i kerimeler doğrultusunda bunları gösterdiği yokları takip edilse bu güzellikler çok da uzak değil. O kadar şeylere vakit ayırıyoruz ki çok farklı yerlere de gidiyoruz. Burada çocuklar da vardı, gençler de vardı. Onların mutlaka hafızasında bunlar güzel yerler edinecektir. İnsanlara anlatmak kadar yaşatmak da önemlidir. Slogan olarak da
gezen bilir diyoruz. Çünkü insanlar anlatılmaz yaşanır hadiseler oluyor. Benim rahmetli ninem 90 yaşında vefat etti. Bu son zamanlarında derdi yani çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Çok gezen bilir. Bu gezen bilir sloganınız onu bana hatırlattı. Allah razı olsun. Biz onun üzerine düşünmüştük ve hep dilim mekanda da ferahlık vardır. İnşallah İslam coğrafyasında ailemizle gidebileceğimiz, gittiğimizde hem ibret alacağımız hem de tebdili mekandan dolayı ferahlık bulacağımız yerler var. Bunların içerisinde bir Hindistan'da İmam Rabbani Hazretleri var. Bir Özbekistan'da başta İmam Buhari Hazretleri ve diğer imamlar olması şartıyla diğer imamlar var. İran'ın hiç bilinmeyen yönleri var. Beyazlı Bestami Hazretleri var. Ali Faramandi Hazretleri var. Ve birçok değerli eser kazanmış insanlar var. Bosna Hersek'te yine bozulmamış bir Osmanlı kültürü tekkesi var. İspanya, Endülüs var. Bu tip noktaları keşfedip esasında var olan noktaları hatırlayıp buralara unutulmayan yolculuklar niyaz ediyoruz. Rabbim bu noktada bize hizmet nasip etti de için sonsuz şükrediyoruz. İnşallah bu hizmete layık oluruz. Ecrine de layık oluruz diye dua ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bütün yolculuklarınızda, seyahatlerinizde muvaffakiyetler diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Çünkü hakikaten organize zor şeydir. Yani özellikle böyle İsrail gibi hassas yerlere daha da zordur ama bugüne kadar, bugün son günümüz, önemli bir aksaklık görmedik. Cenab-ı Hak böyle yardım etti, önümüz açılıyor. Rahat rahat maksada ulaşıyor. Belki de siz de bu kadar kolay beklemiyordunuz. Yani Ankara'dan ilk defa uçak kaldırdınız. Bazı riskleri göze aldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gezen bilir sloganı yanında Mevlana'nın şu sözü, yani turizm çünkü önemli. Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde diye okudum. Fesiru fil art, yani yeryüzünde gezin, Allah neler yaratmış görün, ibret alın geçmişlerden. Fekeyfe kâne akıbetül mükezzibin, yalanlayanların akıbetlerini görün diye ifade ediliyor. Mevlana da bu Hindistan taraflarından gelirken, bu Şam'da bir ilim meclisinde nereden nereye diye yolcuya sorarlar ya, çok güzel bir cevap veriyor. Minallah meallah ilallah diyor. Allah'tan geliyoruz, Allah'la beraberiz, Allah'a gidiyoruz. Hem ondan gelmek, hem onunla beraber olmak, hem ona gitmek. Yani hayatın bu kadar güzel özeti olabilir. Ve sonra Mevlana'nın babası bunu söylüyor. Mevlana'nın dilinde bu şu şekle gelecektir. Yahut da duasında. Zamanlı ve zamansız bütün yolculuklarım sanadır ya Rabbi. Çünkü ona yaklaşmaya vesile olan yolculuklar yapmak, turizmi de böyle bir şekle dönüştürmek değil mi? Yani bütün sanatı, bütün teknolojiyi hayatın gayesi içerisinde yerli yerine oturtmak gibi turizmi de gerçekten Allah'a doğru olan hayat yolculuğunun bir vesilesi ve ona yaklaşmanın vesilesi haline getirmek büyük bir bahtiyarlık. Cenab-ı Hak 3B'yi turizme de böyle bir bahtiyarlığı nasip etsin diyelim bu Zeytin Dağı'nın tepesinden. Allah razı olsun. Biz de bu işin dua boyutunu almak için bu yola çıktık. İnşallah hep o dualarla maddi manevi yürü ve hizmet ederiz. Biz de bu vesileyle değerli Dost TV izleyicilerine teşekkür ediyor. Kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Dualarından bizleri de unutmasınlar. Nasip olursa hizmet edelim inşallah. İnşallah. Evet sevgili dostlar, Zeytin Dağı'nın tepesinden güneşin doğuşunu seyrettiğimiz ekibimizle birlikte Kudüs'ten sizleri selamlıyoruz ve Cenab-ı Hak inşallah bir engel çıkarmadan Ankara'ya geri döneriz. Geri kalan kısmını daha geniş geniş sizlerle paylaşırız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Üç Bey Turizm Seyahat Acentesi bir Ateşgül Limited şirketi kuruluşudur.